bir Yeşilçam klasiği Şark Bülbülü filmindeki bu sahne gerçek oldu. Fena oluyorum. Eyvah. Mazlum. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Yeşilçam'ın Mazlumundan ilham alan stres koçu Rıza Günay, müşterilerine nasıl stres attırdığını uygulamalı gösteriyor. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aynur Hanım, aşk acısıyla başladığı bu yolculuğunda nasıl bir değişim geçirecek? Harika. İnanamıyorum. Büyük değişiminin ardından Aynur Hanım Her Şey Dahil canlı yayınında olacak. R ve H harfi yan yana geldiği zaman hayatta zorluklarla karşılaşır. İsimlerimiz kaderimizi nasıl etkiliyor? Başımıza gelen olumsuzluklara ismimiz mi sebep oluyor? Kuantum koçu ve eğitmeni Nilda Ferhan Efe Çınar canlı yayında açıklıyor. A harfi algılaması yüksek, atılgan bir enerjiye sahip insanlar. Baş harflerinden bahsediyorum. Çocuklarınıza isim seçmeden önce bu önerilere kulak verin. Doğru ismi bulmanın püf noktaları nelerdir? B harfiyle başlıyorsa ön sezileri yüksek ve iç gücü çok kuvvetli, zorlu olaylara karşı dirayetli bir yapıya sahip. Yetmez mi? İyi, hadi öyle olsun, bir tane daha kırayım mı? Lezzet ustası, şeflerin en karizmatik ve en yakışıklısı, mutfaklarınızın olmazsa olmazı Özgür Şef, bugün şahane bir lezzetle karşınızda. Esleyen sarımsak ve et suyu zaten olayı bitirmiş abi. Kayseri mutfağının meşhur yağlaması bu defa Özgür Şef'in özgün tarifiyle ekranda. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Yağlama yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Başarılı bir yağlamanın iç malzemesi nasıl hazırlanır, nasıl lezzetlendirilir? Etimizi kızgın tavaya atacağız. Mutfaklarınızın lezzet ustası Özgür Şef, Her Şey Dahil'in canlı yayınında anlatıyor. Öyle bir yemek yapacağız ki efsane. Birebir ilişki değil. Gördüğün gibi. Alkışları. Teşekkürler. Haftanın son günü. Cuma günü Her Şey Dahil'de yine birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Önce stüdyodaki konuklarımıza, ondan sonra ekran başında bizi izleyen herkese. İnşallah herkes bizim kadar güzel bir hafta geçirmiştir. Efendim. Vallahi çok güzel bir hafta oldu. Çok güzel bir hafta oldu. Çok enerjik, güzel programlar yaptık. Evet. Çok mutluyuz. Anımızın akıyla da bu haftayı bitirdik. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Efendim inşallah hepinize günaydın. Şimdi haftanın son günü diye boş vermedik. Yine ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz konularımız ve konuklarımız olacak. Kim olacak mesela ilk konuğumuz? Çok önemli aslında. Evet, çok dikkat etmiyoruz ama. İsim analisti ve kuantum koç eğitmeni. Evet. Nilda Hanım bizlerle birlikte olacak. Hiç merak ettiniz mi bugüne kadar isminizin ve doğum tarihinizin şifresini? Hayatınızda ne gibi etkileri olabileceğini hiç ya da etkisi ettiniz. Var mı? Ne kadar etkisi var? Ya da mesela doğacak özellikle hamile bayanlar mesela isim bulmakta zorlanan ebeveynler mesela. Çocuklarımıza yani, ne isim koyalım mesela? Ben Kuzey koydum. Evet Kuzey koydum ama kendimce hani bir enerjisi olduğunu düşündüğüm için koydum. Ama doğum tarihiyle işte bir araya geldiği zaman acaba nasıl bir enerji veriyor etrafına? Bu önemli. İsim koyarken de dikkat etmek lazım. Veya mesela ben şeyi en çok merak ediyorum. Daha önce vefat etmiş dedemiz, işte babaannemiz, anneannemizin vesaire ikinci isim olarak koyduğumuzda bazıları diyor ki işte onların işte hani vefat etmiş kişilerin ismini koymayın, çocukta ağırlık yapar falan filan. Yani ben kaderimizi mesela, etkiliyor mu ben acaba? Ben çünkü iki oğlumun da isminde benim vefat etmiş babamın ismi var, Hüseyin Kuzey Altı. Allah Emre'nin babasına uzun ömürler versin, sevgili Tuncer amcamın da mesela ismini koydu. Biz seviyoruz yani. Ne konuştun be? Cır 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 sabah sabah böyle bir şey yok. 3 dakikadır konuşuyorsun. Vallahi. Yemin ederim. Gerçekten. Allah Allah. Çağıralım konuğumuzu. Bak şimdi ben sussam, bak ben sussam bak hadi.
Bir sus da ben bir konuğumuzu davet edeyim. Evet, konuğumuzu çağırmasın. Ya öyle de susunca da olmuyor bak. Böyle taş gibi olmuyor. Lütfen böyle... Ben sunarım ya, hayret bir şey. Efendim, kocaman alkışlar. İsim analisti ve kuantum koç eğitmeni Nilda Ferhan'a. Selam herkese. İsim analisti, kuantum koç eğitmeni. Onu başa alalım. Kuantum koç eğitmeni, isim analistliği hobim çünkü. Hobi. Tamam. Bu isim analistliği ne demek? Herkesin, daha doğrusu ben yıllardan beri yaşam koçu yaparken herkesin isimlerinin, benzer isimde olanların aynı şekilde planlar yaşadıklarını fark ettim. Aynı evet. zamanda da doğum tarihindeki kişilerin. Hı. Bunlarla ilgili sırf hobi olarak başlayan çalışma... Ha. Büyüdü. Kitaplara büyüdü. Peki kuantum koçluğu nedir? Kuantum yaşam koçluğu kişinin olmak istediği noktalara olumsuz davranış modellerini değiştirerek yeniden bilinçaltını programlayarak o yöne doğru ilerlemesini sağlar. Aslında o çok daha büyük bir teknik. Yani asıl işim o. Bütün güzellik o. Bu hobisi. Yani hobisi. Tatlımız. Peki masaya geçelim. Orada tamam, önce geçelim. Nereye buyurun alalım. Buyurun. Şöyle. Bir buyurun siz buraya, böyle alalım. Siz buraya geçelim. Buyurun. Çok merak ediyorum. Mesela. Aa bak benimki zaten direkt. Çıkarttım. Direkt ben oradayım zaten. Evet. İlk benle başlayabiliriz evet, öncelikle. Evet. Yani aslında çoğu zaten zimde de size bırakmak bu arada telefon söyledim. Numaralarımız da altta gördüğünüz gibi bizi aramak isteyip doğum tarihiyle birlikte ismi ne anlama evet, geliyor? Yani gün, ay, yıl, yıl bu önemli. Kaderlerine nasıl bir etkisi olacak onların hepsini? Aslında bu bir şey gibi değil. Hani fal gibi değil. Gelecekte ne olacak şeklinde değil. Kişinin tabiatı, davranış modelleri çıkıyor burada. Burcu gibi bir şey yani aslında. Evet yani zayıf olduğu yönler mesela neler yapmalı neler yapmamalı. Kimisi alma ve verme dengesini bozabiliyor. Dolayısıyla daha alıcı olmak yerine biraz daha verici olması gerekli olan kişiler olabiliyor. Ya da yapısında kıskançlık modeli olabiliyor, daha kibirli olabiliyor, olumsuzlar anlamında söylüyorum. Yahut da çok düşünen bir zihne sahip oluyor ve bu durumdan kaynaklı olarak da kendisine ve çevresine zehir edebiliyor hayatı. Peki. Onlarla ilgili olumlamalar gerekiyor bize. Şöyle bizi bir kısa bize anlattınız. Ondan sonra gelen telefonlar burada stüdyomuzdaki izleyicilerimizin tamam. de sorduğunuz mesela sevgili Çağla'nın hani hem isim hem doğum tarihinden çıkan bayağı bir 4 sayfalık analiz çıkartmışım. 4 sayfalık. Sizinki daha fazla. Ayşen'inki de şu hadi ya Ayşen'inki de şu bakayım kadar. Bakayım halbuki ya. Benim bakayım bir dosyayla gelmişsiniz. 5,5 sayfa. Niye öyle? Mesela 12 yaz. Öyle denk gelmiş. Halbuki Alişan'ı almama rağmen demek misin? Burada daha fazla. Gerçi burada da ayrıca o senin sahne ismin, senin gerçek ismin koçak. Ona da baktım. Onun da istersen analizi hani verebilirim. O da çok çok başarılı. Tamam peki önce bizi birazdan yaparız. Önce bir geneli böyle bir konuşsak. Mesela Türkiye'de en çok işte verilen isim Ali'dir, Ahmet'tir, Ayşe. Ayşe varmış stüdyomuzda. Bak nereden baksan 3 tane Ayşe. Ayşe ismi güzel bir isim. Akıllı olurlar, zeki olurlar. Ama bakın sadece isme göre değil, soyada ve doğum tarihine göre her şey değişir. Tamam yoksa ama genelde her şey aynıdır mesela, deriz. Şöyle olmaz. Söyleyeyim, mesela ne bileyim en çok böyle genellikle şu isimli olanlar veya işte doğacak çocuklara şu isim konulması doğum tarihine göre mutlaka değişiyor. Ama hani daha böyle enerjisi yüksek, her zaman daha böyle parıldayan bir karakter olur diye bir şey var parıldayan mı? Parıldayan karakter olması için içinde şey harfinin olması lazım. Şey. Evet. Çağla Şiker. A harf. A şükür. Harfi. Mümkünse iki tane A harfi Çağla. Olması lazım. Çağla. İki tane A şey. Evet. U harfi olması lazım. Şükür. Ali Şun. V harfi olması lazım. Ne? V. Yukarıdan çekiyor. Bunlar çok şanslı. Parayı, aşkı, şansı çeken harfler. Bunların İçerisinde tabii yan A yana harfi, gelişleri. A harfi, şey harfi. Mümkünse iki A. Çok yüksek. Çağla ya. Ya işte aslanım o yüzden ya. Muhteşem. Alişan şeye de var. Evet. Ya, her harfin bir karakteristik özelliği var işte. A harfi atılgan olması, enerjik olması, liderlik özelliği. B harfi ketum olması, biraz daha ben merkezli olması. Ne bileyim olması. Başaklar, C Begümler harfi... öyle mi mesela? Çünkü, evet mesela Begüm ismi hani güzel yönleri de olduğu gibi mesela şans enerjisini çok fazla çekemeyebilir. Tam bir şey olduğu gibi olduğunda olamayacak konuma gelebilir. İnatçı bir yapısı vardır. Hani daha içe kapanıktır. Duygularını çok rahatlıkla ifade edemez. Çok sevilen arkadaş olur. İlişkilerle ilgili problemler yaşayabilir. Dediğim gibi yanına gelen soyadı ve alacağımız doğum koduyla da bu değişiyor açıkçası. Peki yeni doğacak bebeklere isim koyarken neye dikkat etmeliyiz? Şimdi tabii ki ben öyle aklıma göre bir isim koymuyorum. Benden çünkü bu yıl birkaç yıldır herhalde
sayısını unuttuğum kadar çok bebeğin isim annesiyim. Firmanın isim annesiyim. Aa, tabii, o kadar, evet. Ben böyle bu çalışmayı yaparken anne, baba, anneanne, babaanne, dedelerin isimlerini alıyorum. Soy ağacı çalışması yapılıyor. Soy ağacı çalışması yapıldıktan sonra o soyda olmaması, mesela endokrin hastalığının olduğu harfler var. İşte kalp hastalığının olduğu harfler. Eyvah. İşte iki tane T'nin yan yana gelişiyle oluşan ticari kayıpların oluşları var. Soyda bunu gördüğünüz zaman yasaklı harfleri çıkartıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şimdi koyacağımız bebekte T harfi olmasın, Ü harfi olmasın, Z harfi olmasın. Yerine işte bunun bir tane C harfi koymak lazım. Çünkü bunu ancak o ekart edebilecek. Harfler çıkıyor, sesler çıkıyor. Ondan sonra onun isim üretiyorsunuz. Şu yasaklı harfleri de alabilir miyiz? Hani, herkese göre ama en yasaklı olarak harfler Ü'ler. T'ler mi? Evet, şans enerjisini keser çünkü onlar. Ö'ler. Aile içi problem yaşayabilirler. Öler ve Üler. İçinde iki tane iyi olduğunda çok duygusal hassasiyet olabilir. Nasıl mı? Öyle bir isim mi var mesela? İçinde iki. İlkim. İlkim gibi. İsmail. İlkim. İlçim. Mesela ilkim orada birazcık neden kurtarıyor? L harfi var. O dirayet getiriyor. O duygusal hassaslığını değiştirebiliyor. Peki bunlara baktığın zaman koyulabilecek en kusursuz isimler hangileri? Evet, mesela ne? Hani hiçbir soy ağacını bilmiyorum. Ne koyabilirim? İçinde olduğu için işte A'sı var, U'su var, S'si var, C'si, Cansu ismi güzel olur. Ahu. Ondan sonra Ahu kısa olur. Mesela Pamira güzel, Pamira diyorum, Parla su güzel olur. Damla güzel olur, Duru çok güzel, Cana güzel. Bunlar yüksek enerjili isimler. Erkeklerden Tuva güzel, Tuna güzel, Aras güzel. Başka. Kuzey nasıl? U var içinde. Güzel, gayet güzel. Uzay. Oradaki tek. İkisinde de Y var, farkında mısınız? Geçmiş olayları unutamayıp işte bana bir zamanlar böyle demiştin ya da şöyle olmuştu. Geçmişe takıntı yapabilir. Ha. Ama onun dışında K harfi kutup, merkez, insanları etrafına toplar, ikna eder. Doğru. O şansı getirir. Doğru. Z zekayı, bilimi, araştırmayı getirir. 4 yaşında çocuk hepimizi parmağında oynatıyor. Getirir, yapar. Kuzey güzel isim, bir tek oradaki Y ama Y harfi sona geldi. Baştaki iki enerji yüksek, mesela çok etkilenmeyecek onu. Peki altımızda bir izleyicimiz var. Adınız ne acaba? Hanım. Çok önemli. Sedef Hanım. Sedef miymiş? Sedef. Sedef Hanım günaydın. Günaydın. Günaydın Alişan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, siz nasılsınız Sedef Hanım? Ben de konuşuyorum. Ben de iyiyim, Çağla'da kusura bakmayın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne sormak istiyorsunuz? Benim 1,5 yaşında bir oğlum var Alişan Bey. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Amin cümlemizi. Babamın ismini vermiştik. Servet Berke olarak yapmıştık. İki isim Servet koymuştuk. Berke. Evet. Babanızın ismi mi Servet'ti? Babamın ismi Servet'ti, evet. Tamam. Babam 40 yaşında gizli kalpten vefat etti. Allah rahmet eylesin. Berke de 1 yaşındayken kanser hastalığını öğrendik, böbrek kanseri olduğunu. Bunun isimle ilgili bir şey olabilir mi, bağlantısı olabilir mi diye merak ediyorum. Oğlunuzla ilgili mi böyle bir şey? İşte evet, doğum tarihini, günahı, soyad bir 28-03. Alamadım. 28-03-2012. Soyad ne? Acil şifalar versin. Beken. Diken. Beken. Beken. Bursa, Edirne. Tamam. Yani benim için, sizin isminiz pardon, Sedef Hanım. Sedef. Ha, Sedef Hanım, yani sonuçta ben hiçbir zaman onaylamam dedelerin isimleri, babaannelerin, annelerin, büyüklerin isimlerini vermeyi. Bu bir tercih, bu önemli bir durum çünkü. Neden? Geçmişteki kişilerin deneyimlerini taşıyorsunuz. Farkında olmadan, bilinçaltı kodlarıyla geliyor. İşte farkında olmadan da benzetmeler yapılıyor. İlk 6 yaşta özellikle de bu yapılır. Denir ki işte aynı dedesi gibi, aynı halası gibi. Böyle olduğu zaman davranış modellerini kopyalıyorsunuz, kopyalanıyor çocuğa. Varsa tabii ki aile rahatsızlıklarda geçiş yapıyor. Yani Servet Bey Allah rahmet eylesin, genç yaşta vefat etmiş. Tabii ki hepsini görmüyorum. Aslında normalde Servet isminde çok hani rahatsızlık ismi yok ama soyadına bakmak lazım. Doğru bulmadığım bir durum. İsimden olur ya da olamaz. Olabilir de sen bu sefer keşke tüh diyeceksiniz. Yine kullanmayın siz Servet ismini. Öyle düşünmeyin. Onu, yani. Evet, öyle de düşünmeyin ama yine de kullanmayın. Şimdi baktığımız zaman Berke Bekan diye baktığımız zaman isimde de şöyle bir şey var. İki E yan yana geldiğinde. Berke Bekan. Beken, Berke Beken. İşte evet, çok E var. Evet, bir isimde bile iki E yan yana geldiğinde biz endokrinden
rahatsızlıklarından Allah Allah. Ya da işte tansiyon gibi rahatsızlıklardan şüphe ederiz. R'den sonra da burada bir K gelişi var. Yani ikisi belki olurdu da soyadı Alaca olurdu örneğin. Biraz daha olsaydı, daha yükselecekti onun enerjisi. Ha. Ama her ikisinde de böyle gitmiş. Ben öncelikli bir isim olması gerektiğini ve bu ismin değişmesini öneririm açıkçası. 10-13... Şimdi çok özel bir çocuk gelmiş dünyaya. Bu arada onu söyleyeyim. Çok bilge bir kişi gelmiş. Allah bağışlasın. Evet, çocuğunuz şu son derece bilge, çok akıllı. Başka insanların 1,5 yaşında bunu fark etmeyeceksiniz ama Allah inşallah ömür verecek ve sağlığına da kavuşacak, öyle hissediyorum inşallah. Gördüğünüz zaman işte yaratıcılık enerjisi yüksek olan, çok akıllı, çok zeki, başkalarına ışık tutacak bir evlada sahipsiniz. Ancak bence evet, isim değişikliği gerekiyor. Daha yüksek enerjili bir isim lazım sizlere. Peki bu saatten sonra hani ismini değiştirsek kimlik açısından, yani mesela kendini tanıma açısından. Bu saatten 40 yaşından sonra değiştiriliyor. 45'inden sonra değiştirme değil, ek yapıyoruz. Aynı isim duruyor. Yani burada serbest çıkacak. Berke'nin başına örnek veriyorum. Umur diye bir isim gelecek. Umur Berke bekar olacak. Anlatabiliyor muyum? Berke yine duruyor olacak. Ancak başında buradakileri ekart edecek bir enerji lazım. Doğum tarihine de baktığımda U harflerinin kesin olması gerekiyor. Çok yüksek enerji, göze gelme ihtimali çok yüksek olan da bir çocuk. Farklı gelmiş maşallah. Siz daha çok Servet adını mı yoksa Berke adını mı kullanıyordunuz? Hı hı. Berke adını kullanıyoruz. Berke adını kullanıyorsunuz. O zaman çocukta da zaten yani 1 yaşında olması başka. Hani 5 yaşında da olsa yine de bir sıkıntı olmaz. Bir de erkekler soyadlarını değiştiriyor. Bizim ülkemizde soyad değiştiren erkek olabileceğini düşünmüyordum. Çok insan soyad değiştiriyor. Ben Serkan'dım. 20 yaşında, 18 yaşında Alişan oldum. İsimlerin bazıları ağır gelir. Mesela Allah'ın sıfatları isim olarak verilmemelidir. Taşıyamaz bedenler. Nur ismi, Kadir ismi, şu anda gelmedi, Rahim ismi. Bu isimlerin hepsi ağır isimler. Onu o zaman kullanacaksa o kişi, onun sıfatlarını tekrar etmesi lazım. Zikir çekmesi gerekiyor. Yoksa bakın etrafınızda Nur ismini taşıyanlara rahatsızlık yaşarlar. Peki mesela diyelim ki Sedef Hanım'a da evet. Allah acil şifalar versin oğlunuza inşallah. Daha yaşı çok küçük. İnşallah güzel şeyler olsun sizin için. İçinde U olan, A olan ya da bir teşekkür şekilde ederim. Ulaşırsınız. Ve sağlık enerjisini yoğun çekecek olan S harfleri gibi İsimlerin harflerin seslerin olması gerekiyor yeni isminde. Şeyi merak ediyorum. Mesela diyelim ki yani ben bu ismin ağırlığını yaşıyorum. Hı hı. Deyip de ben ismimi değiştirmek istiyorum diyen oldu mu hiç? Çok. Hadi ya. Aslında keşke istatistik yapıp gelsem. Yani ben her gün... Size isimlerle ilgili ben ilginç bir şey söyleyeyim mi? Benim ismim değişeceği zaman, benim işte ilk prestij müzeye girdiğim zaman ismim Serkan'dı. Serkan Burak'tı. Hala benim isimde Serkan var ama... Burak çok güzel, bayılırım. Mesela Serkan Burak'tı. Ben işte ismimi rahmetli İlmi abi dedik, değiştirmemiz lazım. Serkan ismi olmaz dedi Tektaş sana. Tektaş mıydı böyle? Sana dedi değişik Serkan Burak Tektaş. O hafta bana, bir hafta boyunca bana Mansur Kırmızıgül, Haluk Levent, Hilmi Topaloğlu ve bütün prestij çalışanları bana bir hafta isim aradı. Biz gittik isim kitapları aldık. Ay Allah be. Ne isimler, ne isimler, ne isimler. Alişan, olur. Mahsun abi bana en ilginç isim. Mesela Mahsun abi bulmuş. Ne demiş? Abdullah olsun demiş. Yalan söylüyorsun. Dikkat ağır gelirdi. Dikkat çeker. Abdullah işte ağır. Ben dedim ki ağır gelir bana. Büyük ihtimalle biz tane program yapıyor olmazdı. Şimdi bakın Abdullah. Şan var ya oradaki şan. Şan ismi çoktur. Çok önemlidir. Yani bir isim verirken eğer bir kişinin şan şöhret sahibi olması gerekiyorsa hakikaten şana ihtiyacı. Dayımın ismi mesela Alişan. Dayımın ismini çok, aldık. Yani evet, dayınız bir hayat sürmüş değil miydi? Güzel. Güzel, iyi. Yani o için birinden verirken ona da bakmak lazım. Hani, peki. Devam edelim istersen. Tamam, hemen çok arka arka telefonlarımız geliyor. Hatice Hanım hattımızda. Günaydın. Günaydın. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alabiliriz. Şimdi benim de kızımın da oğlumun da iş konusunda şansı hiç iyi gitmiyor. Yani böyle bir düze çıkıyoruz. Tam kendimizi düzelttik, tamam borçlarımızı ödedik diyoruz. Bir ay en fazla, bunu da yeni keşfettim artık düşünmekten, beynim yoruldu. Hemen dibe çöküyoruz. Tekrar borç, tekrar aynı şekilde. Bu isimden mi kaynaklanıyor yoksa dua da ediyorum, Allah inancımız da sonsuz. Ama bir türlü bunun içinden çıkamadım. Herkesin iyiliğini isteyen insanımdır. Yani kötülük düşünmem haramdır, helaldir, bunları bilen insanımdır ama...
İsim mi analizi olunca dedim acaba bu etki edebiliyor mu? Ama bütün aile için söylediniz. Şimdi tek tek hani iki evladınız mı yani var? Bütün aileyi kapsayan bir sebep başka bir şeyden kaynaklanıyor da olabilir aslında. Gerçi belki neden olabilir mesela yani? Yani başka bir şeyden olabilir. Şimdi girmeyelim ona. İsimlerini de alalım. Hatice Hanım'ın ismi. Koç Yiğit galiba değil mi soyad? Evet. Mesela sizin doğum tarihiniz ne, gün ay yıl? 01-05-1965. Eşinizin ismi ne? Eşimden ayrıyım. Ayrıdınız. Peki çocuklarınki ne? Zübeyde, Muhammed. Zübeyde de sıkıntı var, hı mı yaptı? Koç Yiğit. Zübeyde yok, onlar Çıray. Diğerinin? Muhammed. Allah. Ama onların soyadı Çıray. Koç Yiğit değil. Çınay. Çınay. Bakın Ç harfleri başa geldi. Çınar değil mi? Çıray. Ay. Ay'la bitiyor. Dolunay yani ay. Tabii benim burada için Çınay. Böyle bir şeyde çok daha derin başka araştırmaya girmek lazım. Ancak bununla beraber söyleyeyim ki hani tabii Zübeyde ismi ağır bir isim. Dolayısıyla ağır, bir de şanssızlık enerjisini çeken bir isim. Hatice ismine de bakın etrafınıza. Çok görmüş müsünüzdür çok fazla Hatice ismi? Çok mutlu yok. Olan. Yok. Değil mi? Olur mu öyle ya? Neden var mı? Evet. Yok. Var mı? Yani, bakın evet. Bir. Hatice. Mesela bakın bir çevrenize. Çok azdır. Genellikle çünkü oradaki Hatice ismindeki parayla ilgili bir problemi var burada. Evet. Burada Koç Yiğit'te de aynı şekilde parayla ilgili bir durum var. Zaten Ç harfi gördüğümü, gerçi Çağla'nın da Ç'si var başında. Ç harfi para kaçağı oluşturuyor hayatta. Ama onun toplayan harfleri var. Çınar gelmiş, Çı harfi. Çı sesi oluştuğu zaman arkasından da Y ile bitiyor. Yani soyadın etkisi daha yüksek isimden ziyade. Muhammed ismi güzel bir isim. Yani bütün harfler çok 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 güzel. Tabii ki hani inançlı bir insansa daha güzel bir açılım gerçekleşir hayatında. Peki değiştirmeli mi ismini Hatice Hanım? Hatice Hanım siz de... Buyurun. Kızımın adı Zübeyde nüfusta da ama resmi ve arkadaşları Zübeyde diyor. Ben Gamze ismini koymuştum. Aile içinde de Gamze diyorlar. Daha iyi. Daha iyi. Gamze. Gamze daha iyi. Daha inatçı olacaktır. Ama evet. Hani daha güçlü, kuvvetli, kudretli olacaktır. Yine tuttuğunu koparacaktır. Biraz alıngan bir yapısı olabilir, kapris yapabilir vesaire ama Gamze daha güçlü bir isim. Yani yaşamda da başarıyı yakalayan isimlerden bir tanesi. Siz Gamze demeye devam edin. Muhammed ismi ağır bir isim tabii ki. İnançlıysa eğer güzel gidebilir. Sizin isminizde yaşamda böyle hani bir türlü mutluluğu yakalayamamak, bir sorun geçiyor, bir sorun daha geliyor, bir sorun geçiyor, bir sorun daha geliyor gibi durumlar evet. Maalesef var. Yani sizin isminizin ek isme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sizin peki. Şimdi doğum planınıza baktığım zaman da şunu görüyorum ben. İleri derecede evham ve korku görüyorum. Hmm. Yani olası en kötü senaryoyu yazan bir zihin görüyorum. Ve siz kendi düşüncelerinizi daha çok olumsuz, yani üzüntüye bağımlılık görüyorum. Bu daha aktarabildi mi bilmiyorum. Yani evet. Üzülme alışkanlığı. Peki. Sorun olacak durumları oldurtma. Hadi canıma teşekkür ettik. Şimdi tabii en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Atıyorum bugün, yarın veya bu hafta doğacak olan yeni bebeklerimize ne isim koymalıyız? Bugün mesain 22'si. 22, ne diyor bakalım? 22-11-2013. Böyle bir şey diyemem. Genel. Hiç benden genel. Öyle bir şey söyleyemem yani. Yanlış olur. Sadece güzel isimleri söyleyelim, söylenmez. Tamam işte, güzel isimleri söyleyelim işte. Bu tarihe göre olabilecek güzel isimleri söyle en azından. Rakamlara bakıyorsunuz. Bugün, rakamlara bakıyorsunuz. Şimdi bugün doğacak olan çocuklar geleceğin liderleri olacaklar. Bunlardan mucitler çıkacak. Bunlardan çok ciddi sanatçılar. Bugün doğacak çocuklar. Bugün doğacak olan çocuklarda. Zaten bu nesil, yeni gelen nesil. Ben bunlara tulkus çocuklar diyorum. Bizden farklı yazılımları. Hatta Foxkin'de çıkan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda da 3 DNA sarmalına sahipler. Bugün gelecekler de bunlardan. Farklı bir enerjiyle geliyorlar. Konuşmayla ikna eden, insanlara farklı perspektifler açacak, sürüden ayrı, farklı olarak lider özelliklerini sürüden ayrı oluşumlar oldurtacak
çocuklar gelecek. Dolayısıyla mesela o zaman sürüden ayrı ve kendisi bir durum oldurtacaksa K harfi. Çünkü insanları arkalarından götürmeleri gerekiyor. P harfi, S harfi, yüksek proje, mucitlik, sanatçılık enerjilerinin olması çok daha ağırlıklı olabilir. U harflerini içeren isimler bugün daha yoğun olacak. Ama benim asıl çalışmalarımda biz bu yaptım ya sizlere bu şekilde. Hı hı. Ben bunu alacağım. Buradaki karakterler çıkıyor. Davranış modellerinize nerede error veriyorsunuz? Nerede olumlu davranıyorsunuz? Onu dönüştürmek için hangi olumlamaları kullanmanız gerekiyor? Hangi esmaları çekmek gerekiyor? Yani amaç tespit et, sorun çöz bence. Biraz söyleyebilir miyiz? Bugün doğacak çocukların içerisinde olacak bugünküler, olabilecek harfler. Mucitler, sanatçılar, önderler gelecek. Yani vay be, bugün hakikaten o zaman çok şanslı. Evet, bugün çok özel gelecek. Sezaryansa doğumunuz. Öyle bir şey. Bence yarın gelecek adam. Özgürlükçüler var. Onlar hani evet birazcık daha ağır, daha tembel, daha hani hadi. Çocuklar doğacak. Evet, biraz daha öyle olacak. Ama peki, bugünküler özel. Yine enteresan isimli bir izleyicimiz Gürcü. Ben ilk defa duydum. Hanım, günaydın. Gürcü Hanım. Gürcü Hanım. Kıyamadım yani bu isimde siz. Hepinize günaydınlar, hayırlı cumalar diyorum. Sağ olun. Şükür şükürsünüz, güler yüzünüz, enerji veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun izlediğiniz için. İsminizi Gürcü kim Hanım koydu? İsmin çok ilginç değil mi? Dikkatinizi çekti. Ben ilk defa duydum. Soyad çok güzel. Gürcü evet, Sumak. Benim babaannemin, rahmetli babaannemin ismiymiş. Ben ismimle ilgili bir mucize bekliyor beni. Onu bilmek istiyorum. Bir de oğlum var. Nüfusta Ali diye geçiyor. Fakat biz Can diyoruz. Doğum tarihini de vereyim ben oğlumun. Biraz karışık yalnız şu anda. Biraz kafam. Evet, benim doğum tarihinizi alalım. Sizin benim doğum tarihim 29-12. Evet. 1972. Bir saniye, önce sizde kalalım. Önce mucize bekliyor. Ben falcı değilim. Ben hayır, tespitçiyim. Sizden bir de isimden ne mucize bekliyor? Beklediğini söylediniz Gürcü Hanım. Yoksa siz hayattan mı isme dair bir mucize bekliyorum dediniz? Ben tam anlayamadım. Hayır, ismimdeki sırlardan bahsettim. Bayağı hanımefendi yanlış anladı beni de. Mucize beklerken sizin zaten geleceğe enerjiniz dair mucize kimse veriyor. Bir şey söyleyemez. Tabii yok. Ben o zaman doğru isminiz anlamışım. İsminiz gelecekle ilgili işte iş konusunda, aşk konusunda veya işte ne bileyim sağlık konusunda herhangi bir ipuçları veriyor mu diye. Evet, geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor. Güzelden başlıyorum. Geliyor. Soyadınız çok güzel. Onu çok söyleyeyim. Yani ederim. Gerçekten güzel bir soyad. Proje üretme var, para var, mal mülk var, kariyer var, akıl, zeka, yani ne ararsanız var. Güzel bir soyad. İsminiz için çok öyle diyemiyorum. Çünkü hani bizim yaptığımız çalışmalar, bu Allah'ın emri değil benim dediklerim elbette ki. Ancak tabii hani ki genel olarak yaptığımız çalışmalarda Ü harfini pek onaylamıyoruz. Ve iki tane Ü harfi var. Dolayısıyla evet. Ve R'den sonra gelen, R harfi çok özel bir harf. Kendisinden sonra gelen harfin enerjisini kırar. Yani C harfi duygularınızı ifade edememe, duyguları ifade etmektir. C'nin önüne R geldiği için eyvah, duygularınızı ifade etmeyle ilgili, yanlış anlaşılmaktan korkmayla ilgili, aman bir şey söylemeyeyim de uyum sağlayayım deme davranış modellerini getirebilir. Ama inatçılık da var bir tarafta, hani kendi istediğiniz olsun tarafı da var. Yani içsel çatışmalar, kendinizi ifade etmeye de ilişkilerle ilgili çatışmaları birazcık yaşattırabilir ismi, bu isim. Enteresan bir isim ama soyadın getirdiği, bakın ne var burada? Buradaki U var ya, Gürcü Sumak diye kullanın sıklıkla bence siz. O zaman kurtarıyorsunuz. Bu sizin evlilik soyadınız mı, kızlık soyadınız mı? Ben şu an kızlık soyadımı kullanıyorum. Hı. Bu soyadınızı kullanıyorsunuz, tamam. Evet. Bu soyadı daim kullanmayı o zaman. Devam etmenizi öneriyorum. Bu şekilde yükselişiniz var. Ancak hani sadece Gürcü olarak ya da başka bir şey geldiğinde bilemem, soyadda değişebiliyor. Doğum tarihinize baktığınızda sizin hep özgür olmak gibi bir arzunuz var. Büyük ihtimalle, isimde de bunu görüyorum, özgür olmak istemenize rağmen kendinizi esir edecek, kendi kendinizin özgürlüğünü kısıtlamaya sebep olacak durumları yaratıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani işte sorumluluk almak istemeyebiliyor bir tarafınız, özgür olmak istiyor. Ama o sorumlulukları o kadar çok alıyorsunuz ki siz artık kendinizi özgür hissedemez konuma geliyorsunuz. Ya da işte başka insanlar kırılmasın düşüncesini yaşadığınız için biraz uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Aynısı.
Böyle hayırlısı. Gürcü Hanım çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak toparlayıp hangi isimler sesli veya sessiz isimler konulmalı onları bir... Biraz önce söylemişti ya mesela iki A harfi olması çok güzel için. Bir şey. Ş harfi, Ü harfi, V harfi. R'nin arkasına mümkünse harf sessiz harf gelmesin. R'nin harfinin arkasına sessiz ama şu, harf gelmesin. Ama şu gelebilir. Mesela Ç para kaçağı ya kırdığı için onunlu. R'nin arkasına Ç gelirse bir beis yok. Berçim. Evet. Ama R'nin arkasına H geldiği zaman ya da R'nin arkasına K geldiği zaman beis var. Belki. Yani o evet. Yani orada ne oluyor? Burada insanları toplama ya da işte kariyerinde ilerlemesine engel olacak bir sinerji oluşuyor. Ama bu dediğim gibi başka şekilde ekarte olmuş da olabilir. Tabii soyadla ki. Yani ayrıca de. Hani dediğiniz gibi hani bunlar %100 böyle diye de gidince değişir. Bu sefer %100 değil ha. Ama genelde isimimizi koyarken daha çok A harflerini, Ş harflerini, I harfi, V harfi söylediğiniz hı-hı. gibi kullanabiliriz. Tabii ki bunlar doğum tarihimize göre değişiklik gösterebilir ama kaçmamız gereken noktalar? R'nin sonrasındakiler, R'ler, harfi, evet. Ö'ler, Ç'ler, bizim kaçmamız Y'ler. Y harfi. Bazen her zaman değil G'ler. Her zaman değil. Bunlar bizim uzakta durmamız gerekli harfler. R'nin ama, sonrasını mı diyorsunuz? R'nin sonrasında da... Öncesinde de. Hayır, genelinde de. Ha, genelinde yani genelde de. Y harfi. Y harfi olduğu gibi G harfi. Ü'ler, Ö'ler zaten size söylemiştim. Ü ve Ö harfleri. Ç harfi. Bizim biraz kaçınmamız, dikkatli kullanmamız gerekli harfler. Yani burada mesela Çiğdem olduğundaki durumla... Çağlı olduğundaki durum arasında uçurum var biliyor musunuz? Ya. Evet. Halbuki Ç var işte şey. Ama burada Ç'nin arkasında gelen A, burada Ç'nin arkasında gelen İ, birinde indiriyor, birinde yükseklik vermeye başlıyor. Aa, çok acayip ya. İşte demek doğum planını da bilmek otur bütün lazım. Program, bütün isimleri deş yani. Böyle insan gerçekten çok etkileniyor. Hiç bilmediğim mesela bir konuyu. 3 saatimi alıyor. Diyorlar ki hani bir, hele ki şirket ismi bulmak. Yani bu sefer... Bütün herkesin soylarını alıyorsunuz, bileyim, ortakların. Mesela bir futbolcu çok hani şu anda Arda mesela Türkiye'deki en iyi futbolculardan. Avrupa'da bizi çok güzel temsil ediyor. Çok güzel. Mesela bir futbolcu ismi koymak çocuklara. Başarılı birisinin ismini koymak. Başarılı birisinin ismini koymak. Başarılı bir sanatçının ismini koymak. Güzel. Veya örnek aldığı bir başarılı insanın ismini koymak güzeldir. Güzel. Aynen öyle güzel. Onun enerjisini de onu düşünerek koyduğu onu için. Düşünerek, ha, evet. O enerji onun üzerine taşıyacaktır. Sevdiği birinin ismini koyması. Babamın mesela. Dedemin adı yürüsün. Hani biz onu onunla ya dedim. Bir de şey var. Kendi ismini çocuklarına koyanlar var. O çok büyük handikap. Mesela Alişan çocuğun oğlu Alişan koyuyorsun. İbrahim Tatlıses'in mesela çocuğun ismi İbrahim. İşte çok neden? Doğru değil. Neden peki? Ben öyle düşünüyordum ya. Öyle mi düşünüyordun? Senin hayal kırıklığına uğrattı. Alişan mı koyacaktın? Alişan senin ismin değil. Çünkü olsun. O çocuğa zarar, Allah Allah. Size değil. Neden? O çocuk hiçbir zaman sizin gölgeniz olmaktan birey konumuna gelemeyecek. Gördün mü? Sakın ha. Hiçbir zaman kendi olamayacak. Hiçbir zaman özgünlük yapamayacak. Peki annesinin ismini koydu mesela Suzan ablanın. Suzan koydu. O da mı ben olmaz? Ben hiç ona tasvip etmiyorum. Yani hiç. Tasvip etmediğim şeyler aileden gelen isimler yürüsün diye konanlar. Kişinin kendi çocuğuna kendi adını vermiş olması. Bir de Allah'ın sıfatları. Çünkü aslında ben onu da konuşuruz diye düşünmüştüm. Bu benim için daha önemli. Hayra giden büyük bir çalışma yapıyorum çünkü. Onun için Allah'ın tekrar alalım. Tamam, mutlaka sıfatlar alalım. Sıfatlar için alalım. Hani siz de hayra destek olmuş olursunuz bu vesileyle. Tamam. Bir de Allah'ın sıfatlarını taşıyan isimlerin konursa o sıfatların hayatta kullanılır, dua edilir halde gelmiş olması tamam. Önemli. Harikasınız konum. Çok ya. Teşekkürler. Siz de harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nilda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Onu. Evet. Şimdi biz az sonra çok enteresan bir konu ağırlayacağız stüdyomuzda. Hiç hayatınızda böyle bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Biz görmedik. Stres bakın koçu, bir izleyelim. Rıza Günay bizlerle birlikte olacak ama VTR'yi izleyin. Bak bize inanacaksınız. Teşekkürler. Kimsenin aklına gelmeyecek bir işe soyundu. Acayip bir meslek icat etti. Bu işi yapıyorum yani. Tek benim yani şu anda Türkiye'de ve dünyada. O artık tescilli ve profesyonel bir dayak yiyici. Patent aldım zaten. İsim hakkını da aldım. Bu işin bütün aralığını, eğitimini, sempozyumunu, öğretisini, her şeyini ben yapıyorum. Peki yaptığı işi tescil ettiren ve artık kendine stres koçu diyen Rıza Günay'ın aklına bu fikir nereden geldi? Başım,
Başım çatlayacak. Eyvah. Bu şarkıcı milletinin kaprisleri öldürecek beni. Yandık. Fena oluyorum. Eyvah. Mazlum. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Bir Yeşilçam klasiği Şark Bülbülü filmindeki bu sahne gerçek oldu. Mazlum? Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan. Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldürecektin ulan beni. Ha? İlham kaynağı Kemal Sunal filminden kaynaklanır. Ben bu filmi acaba yapar mıyım diye düşündüm. Zaten hayatımda bir meslek icat etmek vardı. Bu filmi aklıma gelerek bunu bir sisteme döktüm. Ve hemen uygulamaya geçtim. Nasıl? Dayanıklı mı bari? Dayandığı kadar bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu filmde Şaban devreye girdiğinde işler biraz değişti elbette. Stresini yumruklarını konuşturarak atan gazino patronu Şaban'dan karşılık görünce siniri miniri kalmadı. Oh, ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan? Vurma bak. Ben vurdum mu katil hepsi sanırsın ha. Bana bak, kendine gel. Ulan seni de, senin işini de. Bırakın, bırakın, bırakın beni öldüreyim. Bırakın, dokunmayın. Bırakın. Çok iyi bu. Karşılık veriyor. Rıza Günay elbette bu filmdeki gibi karşılık vermiyor müşterisine. Fakat bir takım kriterleri var dayak yerken. Benim seanslarım birebir ama iki kişiyi de bazen alıyorum ama seanslarım birebir. Ben birebir yapıyorum. Bu iki genç hanım onun müşterilerinden. Arada bir gelip stres atıyorlar stres koçu Rıza'yla. Normal elle ya da işte eldiven giydirerek vuruşlarla başlayacak işte. Vuruşlar yapacak. O istediği yeri söyleyecek, vuracak. Ya da ben diyeceğim bana vur diyeceğim. O da istediğim yeri göstererek o vuracak. Yani müzik eşliğine böyle bir seans atacağız. Acı da hissetmiyorum çünkü müzik eşliğinde olduğu için. Bir de kadınların eli daha hafif olduğu için mecburen acı da hissetmiyorum. 80 kilo üzeri erkek müşterileri kabul etmiyor Rıza Bey. Fakat çok ısrar eden olursa kendini korumak için bir takım önlemler alıyor. Erkeklerde eldiven giydiriyorum ve 80 kilo olduğum için 80 üzerinde kabul etmiyorum. O zaman da kendimi korunak haline alıyorum. Korunacak şey yapıyorum, sağlıyorum. Yelekler falan. Tabii yelekler, işte süngerli koruma şeyleri. Onlarla yapıyorum. Abla güçlü kuvvetli gözüküyor. Olsun, olsun. Bu bizim işimiz yani. Mecburuz. Stres atma seansı başlamadan genç hanımların takı ve aksesuarlarını çıkarmaları gerekiyor. Kadınlarda takı makı olayları varsa takılarını çıkarttırıyorum ki ne bana ne kendilerine zarar versinler. Bana her türlü gelecek zararı ben kendim sorumluyum diye bir imza vururum rahatlasın diye yani. Eldivenler takılıyor ve seans başlıyor. Rıza Bey'in maşallahı var. Bana mısın demiyor. Seri yumrukların karşısında duvar gibi dikiliyor. Genç hanım hızını alamıyor. Yumrukların yanı sıra tekmeler de savuruyor stres koçu Rıza'ya. Rıza Bey'in keyfi yerinde. Ancak hanımefendi yumruk sallamaktan bitap düşmek üzere. Acımaz diyor canım. Rıza Günay'ı tek başına yere yıkamayan genç kıza arkadaşı da destek oluyor. Hadi gel sen de. Seans bitiminde genç kızlar hallerinden epey memnun görünüyor. Seans nasıl geçti hemen ilk başta? İyi geçti tabii. Onun için iyi miydi bu? Benim için de iyiydi, onlar için de daha iyiydi tabii. Ve son olarak ilginç bir detayı da paylaşıyor bizimle stres koçu Rıza. İsteğe göre müşterisi sevmediği kişinin maskesini de getirebiliyor yanında. Rıza Bey o maskeyi yüzüne takıyor ve müşterisinin karşısına sanki o kişiymiş gibi geçiyor. Kişi sevdiği insanın renkli fotokopiyle çekilmiş resmini getirerek, maske yaparak, onu o halde motive ederek rahatlatma yöntemi. Yani istediği, sevmediği bir insanın renkli fotokopisini kafama takarak, onu bir nevi motive ederek, gaz vererek bu olaya şey yapma. Thank you.
meslek var. Hepimizin yapabileceği bir sürü meslek var ama Rıza Günay, Rıza abi böyle bir meslek bulmuş. Ya bu nasıl bir meslek? Bulmuş derken kendisi yaratmış değil mi? Kendisi yani yaratmış. Peki siz bunu neden yola çıkarak yarattınız? Yani insanların böyle şeylere ihtiyacı var ve bu anlamda enerjilerini hani ne bileyim atabilecekleri başka bir platform yok diye mi yarattınız yani? Nereden çıktı? Hangi kafadasın? Nesin ya? Nasıl bir şeysin yani? Söyle bize, yani anlat. Mesleğim olmadığı için hep icat etmek vardı. Bir meslek, zanaat sahibi olmak vardı. Hayalimle, kafamda. Abi bu nasıl bir meslek? Böyle meslek mi olur ya? Güzel bir meslek, sermayesiz, şeysiz ya. Her şey. Ne güzel. Yani sermaye açtım kendim yani. Hayır peki şunu merak ediyorum. Yani nereden çıktı bu? Şimdi bu şark bölümünde izlemiştik biz bunu. Rahmetli Kemal Sunal filminde. Bunu onu mu izledin böyle aklına geldi? Zaten hep onun filmleriyle sana... hepimiz büyüdük. Evet. Ben de onu hep kafamı yazmıştım bir köşesine. Hatta derdim ya bu işi gerçekten yapan var mı dünyada? Hani Boğaz Köprüsü'nü satanlara biliriz. Şey var mı peki? Var mı peki? Derdim işte kendime kısmet oldu. Siz misiniz dünyada yapan? Yani bu işi. Evet. İlk tescilli dayak yiyen yani bu canlı kurtarmasını. Çok güzel lan. İlk tescilli dayak yiyen benim ya. Basın medya biraz öyle taktı da. bu işi ilk ben çıkarttım. Peki bir şey diyeceğim filmden... yani nasıl insanlar geliyor sana? Yani hayır mesela. Daha doğrusu senin bu işi yaptığını nereden biliyorlar da nasıl geliyorlar? Hani kocasıyla kavga etmiş kadın gelip kocasıyla bir şey yapamıyor. Seni mi dövüyor? Tabii şimdi öfkeleri içine bastıran insanlar çoğunlukla evet. Bana başvuruyor. Bunu kimi yoga ile yapıyor, kimi reiki ile yapıyor, kimi işte psikologlara gidiyor. Evet tabii. Kafayı dağıt işte. Benim de bana başvuracak insanlar da bana geliyor bu metotlarımla. Benim 4 tane metodum var dünyada olmayan. 4 tane metodum var. 4 tane dünyada olmayan. Nedir o metotlar? Çok merak ediyorum. Birincisi müzikli, müzikalle canlı kum torbası. Müzik evet, eşliğinde. Nasıl? Latin müziği favorim. Ne şey, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendini mi asıyorsun? Ritim tutuyorum yok. Ritim tutarak oynayarak karşımdakinin bana vuruşlar yaptırmasını sağlıyorum. Evet başka. Onun arkasında haykırma, bağırma, çağırma terapisi var. Bu da bilinçaltına bütün düşünceni, fikirlerini, eylemlerini, sözlerini bana yansıtma olayı. Yani bağırıp çağırıp istediğini şey yapabiliyorlar. Böyle sen duruyorsun, adam da sana sövüyor. Tabii. Hiçbir şey demiyor. Şimdi tabii. Şey vardı. Küfür müfür serbest, her şey böyle. Tabii şey. Onun bir şeyi var tabii. Bir serbest. Nereye kadarı var? Küfür de mi serbest? Ya isteyen öyle olursa onu bir kırmızı nokta bir koyduğum yerler genellikle, var genellikle, genellikle bayanlar geliyor. Bayanlar başvurdu. İş kadınlar. Nasıl başlarsa öyle devam eder zaten. Ben öyle başvurular olun çünkü %70'ini kadınlardan geçiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Mesela sövme işlemini ben mesela yapmak istiyorum. Ben, hani, ne yapacaksın? Ama, mesela öyle bir denemek istiyorum. Mesela sövme. Hiç hani... Sen burada duruyorsun abi. Dur burada abi. Ben şimdi sana istediğimi söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii. Küf zaten. Söyleyebilirsin. Hani nasıl bir adamsın? Alişan bir şey söyleyeceğim. Dediğin gibi her şeyi söyleyebilirim. Alişan her şeyi söyleyemezsin. Ya haberi yok. Televizyondayız ha. Kendi kaybetme zaten birebir zaten. Tamam şimdi birini düşüneceğim. Kafamda. Kafamda birini canlandır. Düşüneceğim. Hatta maskesi var, fotoğraf varsa motive ederim. Maskesi şu an kafamda canlandırdım. Oğlum ben sana kaç kere demedim mi benim karşıma çıkma diye? Çıkacağım zaten. Her zaman çıkacağım. Kaç kere dedim karşıma çıkma. Çıkacağım. Sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir tipsin? Nasıl bir karakterin var senin ya? Çıkacağım mecburum. Öyleyim işte. Hayır anlamadın ki ya. Niye hani beni kızdırıp da ne anlıyorsun ya? Beni kızdırmaktan zevk ne zevk alıyorum ve alacağım da. Yürü git lan buradan. Alacağım da her zaman. Yeter artık ya. Bıktım bak vallahi bıktım. Bak duyuyorum bak laflar duyuyorum. Arkamdan laflar ediyorsun. Bak gelir ağzını burnunu kırarım. Her türlü edeceğim. Atacağım bile. İftira bile atacağım. İftira da atacağım. Tabii. Bak valla vururum ha. Vururum. Burada canlandırma. Ya bir şey diyeceğim. Bu el kaldıramaz ki. Şimdi canlandırma yaptık. Ben gaz vermek için yani. He, daha anladım. Güzel oluyor. Beni daha da sinirlendirdi ya. Durup dururken sinirlendirdim. Amaç o işte. Amaç o. Ama şey atacaksın herhalde. Sonra da vurma seansına geçiyorsun tabii. Büyük ihtimalle. Zaten... O iyice seni sinirlendirecek. Sen artık çok kafanda düşündüğün ya. İnsanı değil. Direkt onu dövmeye başlıyorsun büyük ihtimalle. Tabii. Eyvah. Ya vuramam ben, vuramam. Hayatta vuramam. Çağla sen vur. Ben? Sen vur. Ben kıyamam, vuramam ya. Kaç para abi bu? Bunun seansı devamlı olana tensizatlı yapıyoruz. Bir insan vurmak için para verir mi? Her Allah hafta olanlar bak. Var. Her bak. Hafta olanlara, haftada 1-2 kere, 3 kere seans olanlara... Hanımlar var mı sabah? Ucu bir rakam yapıyoruz. Herhangi bir stres yaşayan, eşiyle problem yaşayan, trafikte... Var mı biri? Bedava bak ben. Gel ablam gel. Gel abla. Gel gel. Bedava. Kime kızdın? Dur bakayım. Kime kızdın? Kim var mı böyle bir kızdığın böyle? Arkadaşıma. Bir arkadaşına. Evet. Tamam, kız mı sana... erkek mi? Erkek. Erkek arkadaşına evet. Kızdın. Al sana karşında erkek arkadaşın. Ne söylemek istiyorsan söyle. Küfürün fırlanmak için. Bağır çağır yani. Bağır. Ben şöyle kapatayım. Yok onu yapamam. Söyle söylesene. Yok gerçekten. Söyle işte nasıl adamsın da? Yok onu yapamam. Yapamayacaksan niye çıktın buraya? Onu
söyleyeyim Ali Bey. Abla bak ben şimdi sana kızacağım. Vallahi. Ya. Sen yap. Ne yapayım? Var mı böyle? Benim mi? Var mı öyle sinir olduğun biri? Hiç yok. Hiç yok. Hiç. Yani ben öyle yani bir de ben bir tek çok böyle hani stresli dönemlerde falan arada böyle işte kickbox falan yapıyorlar ya. Hani o niyetle olabilir. Yani isteyebilirim ama bu da bir insan olamaz. Yani bunu tabii ki senin ekmek paranla oynamak istemem ama yani bunu gelip de normal karşına hiç tanımadığım bir insana vurmak da bana biraz tuhaf geliyor yani açıkçası. Kadınlar sert vuruyor mu böyle şey yapıyor mu? Şimdi kadınları bilim adamları açıkladığı için erkeklerin 12 yaşındaki minimum gücü var, kuvveti var yani. Bir kadın 12, bana 14... ne kadar vurursa vursun ben acı duymam diyorsun. Öyle mi diyorsun? 12 yaşındaki 14 yaşındaki zaten Allah gücü var yani. Şimdi kızdırdım galiba. Ay pazıya bak. Pazı var bende. Yok vuramam şaka bir de vuramam yani. Acıyacağından değil de öyle bir şeyim yok yani. Peki ücret aralığı söyle bize yani ne kadar para veriyorlar insanlar bunun için? Şimdi devamlı olanlarda tenzat uyguluyorum. Kaç tane müşteri? Allah aşkına devam dediğin yani, her yemekten sonra seni dövmeye mi geliyor? Yok. Şimdi 7 tane 8 tane sabit müşterim var. Sabit müşterim var. Geri olanlarda haftada bir kere işte 15 günde bir kere, ayda bir kere çağıranlara bunlar da yüksek bir meblağ çekiyorum. Evlere dayak yemeye gidiyor musun? Tabii zaten benim sistemim evlere, işlerine, ofislere giderek. Alişan. Alişan biraz önce vuramam demişti. Belki şimdi olur. Ben sana kıyabilir miyim? Ha? Ben sana şey yapamam ki. Ama sen Alişan, de ona kıyamam, buna kıyamam ha. Dur bir kişiye söyleyeyim mi? Dur şöyle dön. Şöyle biraz şöyle dön. Şöyle tamam. Bana her sabah böyle aniden yumruk yumruk atıyor, tokat atıyor ya. Şimdi aynısını ben sana yapayım mı? Yap. Yapayım mı? Yap. Lan vuramam. Tokat atayım mı? At bak, şey, at. Şey at. Az at. At. Canım. Canım. Senin suratın var ya korkuyorum bana. O da atacaktı. Bu arada böyle. Canlı yayınlarda, manlı yayınlarda böyle tokat, mokat bilmem ne el hareketi, şey hareketi sakın ha. Görmeyin. Şöyle dön. Allah ağzını burnunu kırar mı? Konuş bakın, konuş öyle, ne diyeceğim? Öyle şey yok. Öyle bundan sonra yok. Sen... Reis, benim lan. Reis sen, kim başkan da sensin. Ya, vuramam ki ya. Ay kıyamam ya. Sana şimdi nasıl zaten vuruyor? Yani değil kadına el kaldıracak şeye de, erkeklere de vuramaz yani. Şiddete karşıyız. Olsun bizden bir şey olmaz. Zaten şiddetle bizden... fazla o kadar abartılı, o kadar alakası yok yani. Evet, müzikle şey... yaparak bir eğlence, bir havası veriyorum. Onun yanında üçüncü... World Cup sistemim var. O da stand-up yapıyorum birebir seansımda. Bir de deşarj relaks odam var. Burada zararsız maddeler, pasta, yumurta gibi. Onları da kafana attırıyorsunuz. Tabii. Aa bak o çok güzel ya. Eğlenceli bir şekilde. Hatta ya kadınlar, şuraya iki pasta, iki yumurta getirseydin ya. Kadınlar gününe bile gidiyorum, çağırıyorlar yani. Hadi canım. Günde yapılan keste şeyler, kekler falan havada uçuşuyor. Düşünsene. Abi çok acayip. O zaman tebrik ediyoruz seni. Olarak... Sana başarılar diliyoruz. Ben son olarak sana sövüp göndermek istiyorum. Canı sağ olsun. Bir daha hakkımda ileri geri konuşursan yakalarım. Erkeksen, delikanlıysan suratıma söyleyeceksin. Yıkıl lan! Ay! Teşekkürler, sağ ol. Bu arada... Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten attım. Böyle enteresan bir şey yaşadık yani. İşte insan oğlu yani. Oh be! Rahatladın mı be? Rahatladım ya. Peki o zaman az sonra Aynur Perk gelecek. O da ne kadar güzelleşti, ne kadar rahatladı, ne kadar değişti hep birlikte göreceğiz. Az sonra stüdyomuzda kendisini konuk edeceğiz ama önce bir veteresini izleyelim, sonra buradayız. Yeni bir başlangıç yapmak için sihirli dokunuş ekibimize başvuran Aynur Perk, son dokunuşların ardından bugün canlı yayında stüdyomuzda olacak. Merhaba, ismim Aynur, soyadım Perk. Önce Aynur Hanım'ın neden değişmek istediğini hatırlayalım. Ben bayan kuaförüyüm. Bayanları güzelleştiriyorum. Ama kendime çok fazla bir bakım yapamıyorum. Aynur Hanım yeni dişleriyle hayalindeki gülümsemeye kavuşabilecek mi? Sihirli dokunuşla değişim kararı alan Aynur Hanım'ın değişim yolculuğu devam ediyor. Genel yüz olarak mezoterapi uygulaması, hyaluronik asit enjeksiyonu yaptık. Aynur Hanım yanaklarına, göz altlarına ve dudaklarına yapılacak müdahaleden memnun kalacak mı?
Oh, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sihirli dokunuşla değişimi devam eden Aynur Hanım, yeni bir stil ve yeni giysilerle nasıl baştan aşağı değişecek? Böyle bir kıyafet bence sizin için uygun olur. Aynur Hanım değişiminin son adımlarını atarken sıradaki durağı medikal estetik hekimi Doktor Birgül Altıntürk'ün muayenehanesi oluyor. Cildinizin elastikiyetini ve nem dengesini sağlayan özel bir mezoterapi uygulaması yapmayı planlıyorum. Daha ışıl ışıl ve fresh bir cilde sahip olmanız için. Aynur Hanım yüzünde ve cildinde şikayetçi olduğu taraflarını anlatıyor. Benim kaşlarım biraz çok düz ve düşüktür. Biraz daha yukarıda olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Uzman hekimimiz Aynur Hanım'a ne tip bir müdahale yapılması gerektiğini tespit ediyor. Daha güzel bakışlara ve kırışıklıklardan arınmış bir yüze sahip olması için işlem başlıyor. Şimdi Aynur Hanım, öncelikle size botoks uygulaması yapacağım. Kaz ayaklarınız, kaş ortanız ve alı çizgileriniz belirgin durumda. Ama ben hep doğal botoks yapmaktan yanayım. Dolayısıyla kişiye özel botoks yaptığınız sürece de başarı her zaman çok daha yüksek olur. Etkisi yaklaşık olarak bir hafta sonra başlayacak botoksun. 15. günde de oturuyor olacak. Biz artık bu yaşta o kırışıklıklarınızı dondurmuş olduk Aynur Hanım. İşlemimiz bitti. Ağrı hissettiniz mi? Hayır, hissetmedim. Sinek ısırığı gibi ufak dokunuşlar yaptık. Ama bunlar sihirli dokunuşlar olacak cildinizde sizin. Bu işlem biraz zaman alıyor. Sıra dudaklara geliyor. Şimdi Aynur Hanım'a nazolabial oluk dediğimiz buradaki hafif çizgilerini dolduruyor olacağım. Aynı zamanda da dudağına dolguyla kontür vereceğim. Hazır mısınız Aynur Hanım? Pekala, başlayalım o zaman. Aynur Hanım'ın dolgusu bitti. Volümlü ve güzel dudaklara sahipsiniz. Şimdi görmek ister misiniz kendinizi? Görmek isterim. Çok merak ediyorum çünkü. Aynur Hanım'ın yorgunluğuna değiyor. Daha şimdiden kendini yenilenmiş ve daha güzel hissediyor. Oh, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aynur Hanım'la bugün botoks uygulaması yaptık. Onun dışında genel yüz olarak mezoterapi uygulaması, hyaluronik asit enjeksiyonu yaptık. Nazolabial oluklarına ve dudağına da dolgu uygulaması yaptık. Çok geçmiş olsun diliyorum. Aynur Hanım'ın dolgu işleminin ardından biraz zaman geçmesini bekliyoruz. Bakalım bu sırada Aynur Hanım evinde neler yapıyor? Sihirli değişimde Aynur Hanım'ın bir sonraki durağı moda tasarımcısı Özgür Engin'in atölyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdi ben abiye bir kıyafet istiyorum. Ama fakat bana nasıl bir abiye gider? Doğru giyiniyor muyum, giymiyor muyum bunu bilmiyorum. Moda tasarımcımız vakit kaybetmeden Aynur Hanım'ın üzerindeki giysileri yorumluyor önce. Özellikle şu basen kısmımızı çok fazla gösterecek enine çizgiler, kısa etekler giymemelisiniz. Aynur Hanım'ın yüzü biraz düşüyor ama onu büyük bir sürprizin beklediğinden habersiz. Modacımız Özgür Hanım atölyesindeki kostüm ve kıyafetleri inci gibi dizmiş. Bizimle paylaşıyor. Böyle bir şey denenebilir sizin için. Hani vurgularınız, hatlarınız da ortaya çıkartır. Çok da balık değil. O yüzden hani kalçanızı da çok fazla çıkartmayacaktır. Böyle bir şey denenebilir. Hangisi Aynur Hanım için daha uygun ya da hangisi Aynur Hanım için uygun değil karara varılıyor. Mesela şöyle bir şey size önermem. Çünkü bu hem beyaz bir renk, sizin teninize de çok gitmeyecektir, açık tenlisiniz. Hem de fazla açıklığı var. Hani kilolarımızı kapatmaya çalışıyoruz da şu an. Aynen öyle. Ardından tek tek kıyafetleri giyiyor Aynur Hanım. Elbise olmadı. Hem teninize olmadı, çok çiğ kaldı. Hem de olduğunuzdan çok daha kilolu gösterdi. Şöyle bir şey var, tulum. Mesela bunu günlük çok rahat giyebilirsiniz. Şalvar olduğu için rahatlıkla, botlarla. Üzerinde çok dekoltesi yok. Böyle bir şey de güzel olabilir. Ne kadar zayıf gösterdi siyah olduğu için. Şu aksesuarlar omuzlarınızı geniş güzel gösterdi. Evet, aynı öyle. Şalvar olduğu için çok rahat giyebilirsiniz. Son olarak bu yılın moda renklerinden bahsetmeyi de ihmal etmiyor moda tasarımcımız.
Evet Aynur Hanım, gördüğünüz gibi bu senenin modası aslında, renkler, çiçek. Geçen senenin yazının modası aslında. Ama gördüğünüz gibi hani proporsiyona yine olmadı. Beden çok uzun kaldı, bacak boyu kısa durdu. Sizin fazlalıklarınızı ön plana çıkarttı. Evet. Aynen öyle. O yüzden hani bu da olmayanların arasında. Peki Aynur Hanım, bizim sizin için hazırladığımız kıyafet sürpriz olsun şimdi seyircilere. Hı-hı. Birazdan canlı yayında izlesinler. Oldu mu? Olur. Memnun oldum. Ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynur Hanım'ı bekleyen sürpriz giysi için şimdiden heyecanlanıyoruz biz de. Uzun zamandır fazla kilolarından şikayetçi olan Aynur Perkin, sihirli dokunuştaki bir sonraki adresi daha ince bir görünüme kavuşabileceği Pilates Merkezi. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Hoş bulduk. Uzman terapistimiz ilk önce vücut analizini yapıyor Aynur Hanım'ın. Size bir vücut analizi yapmak istiyorum. Yapacağımız programın öncesinde hangi bölgenizde ne kadar yağ oranı ile ilgili probleminiz var? Bunu tespit edeceğiz. Hem kemik yoğunluğunuzu hem yağ yoğunluğunuzu tespit edeceğiz burada. Buyurun metallere basacak şekilde üzerine çıkın lütfen. Tamam. Tam ayaklarınız üzerine yerleşsin. Evet, çok güzel. Şimdi burada bizim bütün vücudumuzdaki yağ miktarını, kas miktarını, mineral miktarını, kemik yoğunluğunu ve metabolizma hızınızı gösterecek. Metabolizma hızımız da bizim günlük ne kadar kalori yaktığımızı gösterecek. Dolayısıyla biz programımızı ona göre yapacağız. İsterseniz içeri geçelim, programımıza başlayalım. Tamam. Ardından da zayıflama ve dik duruş teknikleri üzerine çalışıyor ve neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler alıyor. Minik bir bant yardımıyla şimdi basen bölgeniz ve yan bacak hareketi yapacağız. İlk hedefiniz bu tip hareketler, egzersizler olsun. Çabuk toparlanma ve sıkılaşma için. Kalçayı sıkılaştırmaya ve kaldırmaya yarayan en önemli harekete geçeceğiz. Squat hareketi. Bunu evde rahatlıkla yapabileceksiniz. Minik bir top yardımıyla ya da top yoksa boşta kollarınızı ileriye uzatarak topu alalım. Avuç içimizde gergin bir şekilde uzattık. Omuz genişliğinde açık. Çok güzel bacaklar. Dizler çok öne geçmeyecek, ayak parmak ucunu geçmeden sanki arkamızda bir iskemle var. Oturuyoruz ve kalkıyoruz. Nefes alarak oturuyoruz. Nefes vererek yukarıya. Çok güzel. Göstermiş olduğum egzersizlerin yanında aynı zamanda kardiyo da yapmamız gerekli. Daha çabuk verim alabilelim diye. Hem yağ yakımı yapmış olacağız bu sayede. Metabolizmamız hızlanmış olacak. Hem de göstermiş olduğumuz egzersizlerle birlikte çok daha çabuk fayda sağlayacak. Kendinizin gerçekleştirebileceği, sadece buraya bağlı kalmayacağınız şeyler. Ancak verim alabilmemiz için düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Asla unutmuyoruz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Harikaydınız. Çok mersi. İnşallah tekrar başarırsınız. Görüşürüz. Sağ olun. Hayatını değiştirme kararı alan Aynur Perkin son durağı yeniden diş hekimi Özkan Çankaya'nın muayenehanesi oluyor. Aynur Hanım'la yeniden birlikteyiz. Birkaç gün içinde dişlerimizi istediğimiz kadar beyazlattık ve porselen laminalarımız da hazırlandı. Bugün porselen laminalarımızı yerleştireceğiz ve Aynur Hanım'ın ışıltılı bir şekilde gülümsemesini sağlayacağız. Aynur Hanım'ın geçici dişlerini çıkardık. Şimdi provamızı yapıyoruz. Açalım. Aynur Hanım yeni dişlerinin son hali için oldukça sabırsız. Provamız çok iyi, çok başarılı. Şimdi dişlerimizi yapıştıracağız ve ömrü boyunca bu dişler artık çıkmayacak. Aynur Hanım'ın porselen laminalarının yapıştırılma işlemi sona erdi. Şimdi biz heyecanla onun reaksiyonunu bekliyoruz açıkçası. Biz çok beğendik. Gerçekten çok yakıştı kendisine. Biliyorsunuz üst çenedeki dişlerinden bir tanesi oldukça dışarıya doğru meyilliydi. İki tane ön dişi de içeriye doğru açılıydı. Bunu tamamen ortadan kaldırdık. Arka bölgelerdeki ve alt çenedeki dişlerini tamamen beyazlattık. Ve ön dört dişine porselen laminalar yaptık. Şimdi onları da tamamladık.
Bakalım ilk reaksiyonu nasıl olacak? Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Bence gerçekten çok yakıştı size. Diş hekimimiz ona hayallerindeki gülümsemeyi veriyor. Aynur Hanım yeni dişleriyle şimdiden daha mutlu, özgüveni daha da yerinde. Harika. Diş hekimimiz Doktor Özkan Çankaya Aynur Perk'e neler yapıldığını anlatıyor. Evet, artık dişleriniz bu şekilde. Sürüden ayrılanı biliyorsunuz sürüye geri aldık. Bu dişlerinizde unutmamak lazım. Porselen laminalar, renk değiştirmezler. Çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Bu çok çok önemli. Aynı zamanda çok estetik bir tedavi. En çok sorulan soru, kırılıyorlar mı? Hayır. Rahatlıkla istediğiniz bütün her şeyi kopararak ısırıp yiyebilirsiniz. Siz de güzel günlerde kullanın lütfen. Çok teşekkür ederim. Ama sözlerine iyi bakacaksınız. Kesinlikle iyi bakacağım. Güzel sözlerim. Günlerde kullanın. Hoşçakalın. Çok mersi, sağ olun. Aynur Hanım birazdan stüdyomuzda son haliyle karşımızda olacak. Ama ondan önce son durağı kuaför oluyor. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Aynur. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Bela alalım siz isterseniz. Tabii. Bir bakalım. Saç tasarımcımız Aynur Hanım'a saçlarını nasıl değiştirmesi gerektiğini anlatıyor. Şimdi bir dip boyası uygulayacağız daha öncelikle. Daha sonra tekrardan bir röfle, yoğun bir röfle yapacağız ki beyazlarınız çıkması çok rahatsız etmesin. Hani biraz daha hani atıyorum 15 günde bir boya yapıyorsanız röfle yaparsak daha yoğun. İşte atıyorum bir ay, 2 ay daha uzun bir dip boyası girerse. Gayet yine iyi saçlarınız ama renk olarak çok soluk bir renk kullanmışız. Sarılarımızı biraz daha canlı ve daha iyi yaparsak daha güzel görecektir. Uygulamamıza başlayalım. Bakalım neler çıkacak. Bakalım saçlarının son haliyle Aynur Hanım kendini beğenecek mi? Bu son aşama. Bundan sonra bir makyajımız kaldı. Çok heyecanlıyım şu anda. Makyaj sonrasındaki halimi çok merak ediyorum. Ardından Aynur Hanım'ın makyajına başlanıyor. Aynur Hanım'ın göz kapakları düşük olduğu için buraya açık renk far uyguladım. Sonuna koyu uygulamamın sebebi göz kapağını biraz olsun yukarı kaldırmak. Büyük değişiminin son adımı da böylece tamamlanmış oluyor. Aynur Hanım artık her şey dahil stüdyosuna gelmek için hazır. Bizlerle birlikte Nurçin ve Ahmet. Evet. Onu burada ilk kez görecekler. Sizler kadar inanın ben de heyecanlıyım. Çünkü buraya gelen bütün konuklarımız inanılmaz değişiyorlar ve çok çok güzelleşiyorlar. Ama Aynur Hanım'ın farklı bir hikayesi var. Kimisi boşanıyor, kimisi işinden ayrıldığı için, işsiz kaldığı için bunalıma evet. giriyor. Aynur Hanım'ın da böyle bir aşk acısı çekip böyle bir bunalıma girdiği evet. doğru mu? Doğrudur. Evet. Gerçekten mi? Evet. Nasıl oldu peki? Evet, bir ayrılıktan sonra bunalıma girdi ve kendine bakmamaya böyle bir saldı. Bakmamaya başladı. Biz de değişikliği merak ediyoruz. Nasıl bir değişiklik oldu acaba? Peki ruh hali nasıldı? Mesela önemli olan tabii ki insanın yani dış güzelliğinin değişmesi ama ruh hali nasıldı? Çok yani bir daha kimseyle beraber olmak yani, istemiyor muydu? Kendine güvenini mi kaybetmişti? Ne olmuştu? Kimseyle görüşmek istemiyordu. Kendine güvenini kaybetmişti dediğiniz gibi. Garip olmuştu bu aralar, bir değişik yani eskisi olmuştu. Eskisi gibi kendisi. Neşeli. Neşeli değildi. Öyle değildi yani. Değildi evet. Tamamen eskisi gibi neşeli değil. İşte hayat insana bazen çok böyle değişmişti, şeyler evet. yaşatabiliyor. Ama bizim de amacımız işte onu böyle bambaşka bir insan haline getirip yeniden yaratmaktı. Şimdi dilerseniz hiç daha fazla laf uzatmayayım ki evet. çok uzattım isterseniz. Görmek istiyoruz. Aynur Perk o zaman Alişan'ın eşliğinde geliyor efendim aslarınızla. Mükemmel olmuşsun. Harika olmuşsun. Teşekkür ederim. Nasıl olmuşum? Çok süpersin. Güzel, süper olmuşum. Çok değişmiş. Vay, nasıl olmuşum? Vay vay vay. Hakikaten süper.
Zaten daha çok gençsin. Şöyle tam karşıya bakarsanız eski halinizi. Zaten daha çok gençsin ve kendine neler yapmışsın aslında. Bize başladığınız halinizde şu andaki halinizi şöyle bir yan yana getirelim. İnanılmaz. Getirmeseydik. Getirmeseydik daha iyiydi. Ama bence öyle. Daha hala iyileşme sürecinde. Evet. Çok daha iyi olacak. Canlı yayına geldiği için şu an böyle çok daha iyi olacak. Biraz daha pişman mısın gerekir. Kendi bunu yaptığın için? Şu andaki halimle mi? Yok, pişman değilim. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Ha, şu bakımsızlık. Anki halinde değil. Evet, yani o hale kendini getirdiğin için, evet, o kadar kesinlikle. Kendini depresyona kesinlikle. Soktuğun için. Kesinlikle çok pişmanım. Niye ben kendimi bu kadar saldım onu da bilmiyorum zaten. Ama işte dediğimiz gibi bir takım olaylardan kaynaklanan psikolojik sorunlar, üzüntüler... Yıprattı birazcık. Kendimi inanılmaz derecede bıraktım. Arkadaşlarımın desteğiyle bu programa katılmamı söylediler. Şöyle bir gül bakayım şöyle. Dişler de nefis. Süper oldu. Özellikle. Süper. Her kadın çok değerlidir. Her kadın çok güzeldir. Ve her zaman bakımlı olmalıdır. Evet. Hele ki, çok özür dilerim sizin herden ama, hele ki bir başka bir adam için kendimizi böyle üzmeye... Salmaya, hiç gerek asla yok asla değmez tabii. Diye düşünüyorum. Bu eşiniz değilse eğer yani değil. Bence. Bir şey diyebilir miyim? Bir dakika, bunu diyen kadını. Bir dakika. Çok küçüktüm ben o zaman. O zaman çok küçüktüm ben. Şimdiki aklımda söylüyorum. Kimse değmez diyen kadın, bunlar Emre ile çıkarken ayrılmıştı. Ama şu an kocam. Odaya girdim. Ama kocam odaya girdim. Var. Bunun suratı var ya bembeyaz, 20 kilo kalmış. Ağlamaktan gözleri morarmış. Hiçbir şey için değmez. Sen nasıl bir insansın ya? Ama bak. Sen nasıl? Dayak yiyen adamı getirin buraya. Ama bak. Ama ben o dönemlerde anlamıyor insan yani. Ben öyle bir şey yok. Erkek içinde kadın içinde. Çok sevdiği birine ayrılınca ama insan bak, her şeyi ben hissetmişim demek ki ağladım boşuna mı? Şimdi kocam oldu, çocukların babası oldu. Bak o gitti. Ne gitti. Oldu? Hiç boş boşuna. Tamam. Yalan. Sayfa demek kapandı. Demek ki sevdiğin birinden bir şey yiyince insan kendini bile boş veriyor. Ama bundan sonra lütfen kendinize kesinlikle. Daha özenli ve daha dikkatli davranın. Tabii çünkü ki. Hakikaten çok güzel olmuş her teşekkür şey. Teşekkür ederim, sağ olun. Bundan sonraki hayatınızda da inşallah sizi gerçekten sevecek, sizi İnşallah. Üzmeyecek. Evet, hep size değer verecek inşallah. Birisi çıksın karşınıza. İnşallah. İnşallah. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Teşekkür ederim ben de. Size de teşekkür biz ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mutluluklar diliyoruz. Bundan sonraki hayatınızda inşallah. Teşekkür ederiz. Ve biz artık çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bizim için artık saate geç oldu. Yemek vakti diyoruz. Özgür Tepe gidiyoruz. Yemek Özgür'e gidiyoruz. Bir tuhaf yapıyor. Her şey dahilde sürprizler devam ediyor. Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz. İşte pazartesi gününün bombası. Bin bir maske ve bin bir duyguda karmaşa. Sen ve senden başla. Pop'un yumuşacık sesli kraliçesi her şey dahilin canlı yayın konuğu oluyor. Şimdi boyunlar bükük, omuzlar da birik. Herkes kendi yolunda. Muhteşem yorumu, muhteşem şarkıları, sürpriz açıklamaları ve yepyeni heyecanlarıyla Deniz Seki geliyor. Kimsenin hayalleri hayal olmasın, herkesin hayali gerçek olsun. Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de. Evet. Evet, bugün sizler için yine birbirinden güzel yemek. Abi yok, kirpiklerim şey oldu ya. Kirpiklerim olamadı. Bir Özgür Şef olamadım ya. Bir Özgür Şef olamadım. Böyle maske bana yakıştı mı kız olmaz Özgür Şeflik? Çok yakıştı. Değil mi? Suratın biraz tombul kaldı. Değil mi? Ya gülersin. Yok ya, öyle. Peki. Öyle bile yakışıklıyım ya. Neler yapıyoruz bugün? Şimdi ne yapacağız bugün? Bugün yağlama, Kayseri'nin bir yağlaması vardır. Yağlama ne? Duydunuz mu hiç? Yok. Onu biraz değiştirdik biz. Biraz farklı versiyonunu yapacağız. Kayseri'nin yağlaması. Evet. Biraz değiştirdik. Gene ama. Özgür Şef usulü. Aynen. Biraz yoğurayım mı? Hamuru tutalım mı istersen yoksa tutulmuş hamurdan başlayalım. Çünkü bunu biraz dinlenmesi lazımdı. Hmm. Ben bunu dinlendirdim. Normalde vaktiniz yağlama, var mı vaktim? Var. Yağlama şeyden yapılır. Mayalı hamurdan yapılır. Ama biz bu sefer yumurtalı hamurdan yapacağız. Kızartıyorduk onu normalde. Şimdi biz haşlayacağız. Sen onu yağlama yapıyorsun. Yoğur. Sen de bir kenarda şu soğanımızı bir doğra ince ince. Bugün önce malzemelerimize bakalım mı? Bakalım. Şimdi hamuru için... İki tane yumurta, birazcık süt, tuz, çok hafif de şeker koyduk içine. Ondan sonra şu kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Güzel kıvam. Bu kıvama geldikten sonra iyice yoğur ama biraz sert olacak o hamur. Tamam. Ondan sonra ufak ufak bezeler haline getireceğiz, açacağız sonra. Sen de diğer tarafta bunun soğanı harcını yap. Evet, soğanı ince ince küp küp doğra. Tamam.
Ben de soğanı yoğurayım dedim. Diğer tarafta biraz dana, biraz kuzu kıymamız var. Yaklaşık toplamı 200 gram olacak. Toplam 200 gram. Şunu şöyle alalım. Evet. 200 gram kıymamız var. Evet. Ali sen eldiveni doğru eli taktın mı? Yok. Tereyağımız var. Hayır. Var. Neresi doğru el? Doğru. Bak sağ elin. Hani sonra? Lan yine mi yanlış taktın? Kessene. Hayır, hükü çıkarma, çıkar. Ne yanlış taktın? Evet, doğru görelim. Hayır, bir daha Ali sen eldiven taktı. Dur, Ali sen eldiven taktı. Neden ikisine takmıyorsun ki? Ali sen Allah seni kahretmesin ya. Olsun. Şunları mutfağımızı hanımlar atıyorum. Çok temiz. Ben sana bugün yardım edeceğim. Mutfak çok önemli. Evet. Mutfak çok şimdi önemli. Şimdi küp küp doğra, çok ince ince doğrayacaksın. O bıçakla doğrayabilir misin bilmiyorum. Ben sana bir bıçak vereyim hemen. Ben size bıçak vereyim. Bir saniye, güzel bir bıçak vereyim. Yakışıklı bir bıçak. Buyurun. Benim sol elim eldiven olmuyor, o yüzden ben soruyorum. Biraz eldivenler küçük, doğru. Eldiven küçük. Ah gel. Vay 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 vay, ne gelmiş bak bak. Bak. Bu ne be? Oba. Bak. Nereden geldi bu? Diyarbakır'dan göndermişler. Diyarbakır. Bize mi göndermişler? Evet. İnanmıyorum Sıtkıs'ta ya. Sıtkıs'ta göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün Sıtkıs'ta. Diyarbakır'a selam. Evet. Selam yolun. Bakayım. Bir tadına bakacağım tabii. Diyar ve kül güzel dağlar, hanım eylar ya sulara. Tamam, şunu tepsimizi seyircilere evet, verelim. Tabii tabii. Ben şunu arkadan... Afiyet değil evet. İnşallah. Şuraya koyuyorum. Ondan sonra dağıtacağım. Hemen geliyorum. Sen ver bana, doğru. Ver bana. Dur, arkaya koyayım. Soğanları doğru. Sen soğan doğru geliyorum hemen. Efendim, soğanlarımızı... Nasıl doğrayacağız bunları? Büyük mü? İncecik, incecik dedi. İnce mi? İncecik, incecik. Böyle o zaman değil mi? Böyle mi, böyle mi? Küp küp doğrayacaksın. Küp küp işte, ince ince küp, ya. Küp küp doğra. Abi söylesene. Diğer ince... tarafta da ocağımızı açtık. Bak şöyle doğrar mısın? Gel getir göstereyim. Şu kadayıf da ziyan etme orada. Evet, götür. Şimdi küp küp doğramak için önce... Şuradan alıyorum. Bak koparmana gerek yok. Hı. Tamamını ince ince kestim. Evet. Bak kopmadan bütün. Gördün evet. Mü? Sonra buradan bir kere böyle kesiyoruz. Sonra altından. Biliyoruz onu, biliyoruz. Tamam. Artistik yapma. Sonra. Biliyoruz. Onu bilmiyoruz. Onu yapamıyoruz. Şu boyda istiyorum. Vay vay vay. Böyle yapacağını. Rendele diyorsun. At blender'a. Ver rendeye git. Olmaz. Rendelersen sulanır. Ne olur? Sulanır. Sonra şimdi sen onu elle çok ince açacaksın. Tamam mı bu hamur? Basıra basıra. Güzel elle. Oldu. Bu hamur evet. Oldu artık. Elim koptu. Evet evet, tamam o. Al şeyi üzerine. Tahtanın üzerine al. Yalnız şöyle yapacağız. Göstereyim. Göstereyim. Yani şu boyda bunun içine açacağız. Tamam, ben açıyorum. Dolayısıyla şöyle şu şeye getiriyoruz. Göstereyim ben hemen. Gerekirse un, gerekirse şurada. Şöyle şu bezeler haline getirip. Tamam. Bastır. Bunu aç. Un da... Arada un da ne içine. Kadar için? Bu kadar mı açacağım? Evet, o kadar açacaksın. Eyvah. Oklava? Elle açacaksın. Ne? Elle açacaksın, üzerini deleceksin. Elle açacaksın, üzerini deleceksin. Abi ben bunu yapamıyorum ya. Niye yapamıyorsun ya? Sen yap. Allah Allah. Mahvettin ya. Ben hamur işinden anladım. Abi mutfakta oklava yok. Bana elle aç dedi ya. Elle açacaksın. Evet. Oklava olduktan sonra bak yine gözüm yaşardı ya. Bu soğandan dolayı. Bu soğandan... Peki ne yaparsak soğan yakmaz gözüm. Yani ne yaparsak soğan. Hadi sonra... soralım. Dur. Var mı bilen? Bilen var mı? Ne yaparsak soğan yakmaz. Suyu açarız yani. Evet, başka? Ekmek mi? Ağzımıza kibrit çöpü alırsak. Kibrit çöpü, evet o da ilginç oldu. Ağzımıza kibrit çöpü mü? Evet, o da ilginç oldu. Başka? Ağzımıza kibrit çöpü alınca ne oluyor ki? Amuda kalkarak doğrayabilirsen. Yakmayabilir. Soğan ne zaman, nasıl yakmaz söyleyeyim mi? Evet, soğan yakar abi. Soğan yakar. Soğan yakar diyorsun. Soğan yakar. Ne yaparsak yakmaz diye bir şey yok. Çok kaçar yok. Ama ne yaparız? Biraz etkisini azaltmak için soğanları dolaba koyun. Buzdolabına koyun. Ve bıçağınız da keskin olursa biraz daha az yakar. Bıçağınız keskin olacak. Soğanınız soğuk olacak. Bir parça daha az yakar. Baksana ya. Benimkilere bak. Seninkilere bak. Alişan şunları inceltmeye devam. Abi kendisi sanki aşçı değilmiş gibi konuşuyor ya. Bize burada ya olmayan oklavayla hamur açmaya çalışıyorum ama ya. Ama sizin de ne kadar oldu artık. Yani yapabiliyor olmanız lazım ya. Allah aşkına bir şeyler koksun. Bir sizinle bir duyayım. Şimdi onu da deliyoruz çatalla. Oo. Çatalla deleceğiz. Olmuyor bu ya, bu kadar. Oldu. İşte o kadar. Çatalla biraz daha. Hanımlar ne yapıyoruz? Bugün çatalla Kayseri deliyoruz. Yağlaması. Kayseri yağlaması değil. Kayseri yağlaması maya ile yapılır. Ondan sonra o bazlama gibi yapıldıktan sonra kat kat yapılır. Biz bunu daha başka türlü yapıyoruz. Bizimkisi yağlama dedik ama yağlama Kayseri yağlaması değil. Ne yağlaması öyle dedi. Yağlama adı yağlama. Onlar yağlama başka mi? Türlü yapıyor. Ben biraz değiştirdim. Ne, biraz, böyle mi deliyim? Evet, deliyorsun. Lazanya gibi yapıyoruz biz bu sefer. Dökeyim mi? Evet. Şimdi biraz yağımız erisin. Soğanı ne kadar bol koyarsak, bol kullanırsak
yemeğimiz ne kadar da küçük kullanırsak. Bak şimdi soğan neden rendelemedik? Neden bıçakla doğruyoruz? Bak soğanı ne yaptın bak. Güzel yaptın ama gördün bak mi? Şurada büyük parçalar var. Bunlar önemli. Bunlar gitmesin. Tamam. Her şey detayda gizli. Şimdi zeytinyağı. Atayım mı soğanı? Dur. Biraz daha erisin. Biraz yapamadım daha. Ben bunu ya. Evet evet güzel oldu. Tamam. Daha başka açamam tamam. Yani onu bir, elle. Bir iki tane daha aç. Bir iki tane daha mı açayım? Evet tabii tabii kat kat yani 5-6 kat yapacağız. Aa öyleli. Tabii tabii. Çık ben yapayım çık. Evet. Ben çok güzel yaparım. Hamur işlemen çok yanarım. Bak çık bana bırak. Valla bak iyi yaparım. Tamam al yap ben de yapacağım zaten. Dur şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi soğanı neden ince doğruyoruz neden rendelemedik? Eğer ki zeytinyağlarınızda ya da yemeklerinizde soğanı ne kadar çok kullanırsanız yağı ve suyu o kadar toplar. Soğanın lifleri yağ ve su toplar. Dolayısıyla ne kadar çok soğan kullanırsanız o kadar su kullanabilirsiniz. Yemeğiniz hem bereketli olur hem de suyu saklayacağı için, gizleyeceği için lezzetli olur. Yani o hani çok lezzetli el ayarı dedikleri şey var ya soğanın küçük doğranmasından ve bol kullanılmasından geliyor. İstersek bunun içine biraz da sarımsak da ilave edebiliriz. Evet burada kuzu ve dana kıymam var. Bu biraz kavrulduktan sonra kuzu ve dana kıymasını da içine ilave edeceğiz. Arkasından salçamızı ve biberimizi koyacağız. Hadi ince ince. Hadi ben size bir tane kıyak yapayım mı? Biz dün bir kıyak yaptık, yapayım biliyor musun? Biz dün ne yaptık? Biliyorum ne yaptınız. Biz dün gittik. Biz dün gittik Çağla'yla baklava açtık. Baklava açtık. Ver, o gün hazır. Önümüzdeki al. Hafta bak. İzleyeceksiniz. Bir baklavalar yaptık var ya. Biliyorum haberim var duydum. Bak şimdi, hazır getirdi ya. Bak ufacık açtığınız şey burada bakın büyümeye başladı. Gördünüz gördün mü? Ne oldu? Oldu ki. Oldu ki böyle siz de aynen bu şekilde uğraşmak istemediniz. Hazırını da hiç uğraşmayın bence. Hazırını da kullanabilirsiniz. Ama ya oklava olsa 2 saniyede açacağım olmaz, bizi burada. Olmaz. Ezeceksiniz onu. Olmaz. Hayır. Ya bak ne bak, bak 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 nasıl güzel oldu bak. Kocaman. Pişi gibi oldu. Bana versene evet. Azıcık. Ama daha pişecek. Yaklaşık 10 dakika kadar orada pişmesi lazım. Ondan sonra kat kat koyacağız. Şimdi şu güveç var ya şu güveci alabilir miyim? İşim var Özgürce. Bir de beni lafa tutuyor. Ah. Evet. O güvecin içine sizin eldivenleriniz ortası delindi ya. Ya ne oldu? Hamur işlerini sen yapıyordun. Ne oldu? Benimkini beğenmiyordun. Yumurtalı hamur sen. Alişan'ınkini çek. Çek Alişan'ı. Ortası delindi ya. Bir daha. Malzemen şey. Bak, malzemen hayır şey. Abicim yok. Ondan değil. O abi, kadar çok un koyum. Malzemenden abi, mi? Çok un koymuşsun. Bak bu elastikiyeti sağlamış bir hamur. Çok güzel. Bak görüyor musun? Kulak memesi kıvamı diyorlar ya. Bak kulak memesi kıvamında. Sen bunu şimdi çok un koyarsan olmaz. İyi izle Alişan'cığım. Şimdi elime bak. Bastıra bastıra gidiyorsun tamam evet, mı? Evet. Bak bastıra parmaklarımı yavaş yavaş içeriye doğru topluyorum. Bak yavaş yavaş topluyorum. Bu yuvarlanmaya başladı. Senin için yavaş yapıyorum. Yoksa daha hızlı yapacağım. Bak gördün mü? Şimdi. Evet. Hazır usta. İncelt bakayım. Doğru. Bak. Tamam bu artık dediğin az önceki gibi şey olmaz. Şimdi artık unu alacaksın. Tamam mı? Bunu aldıktan sonra bak hazır. Yavaş yavaş olmaya başladı. Tamam, biraz çık. Kalın olsun önemli değil. Alişan yapamadı o ben yaptım. Sonrasında incelmeye başlayacak. Tamam çık. Hazırını da attık buraya. Evet kıymalarımızı da kavuracağız. Bir dakika sonra tepsimizi dizmeye başlıyoruz. Şimdi şu tepsi şeyi güvecimizi acaba rica etsem yağlayabilir misiniz? Tabii. Alişan yağlasın. Alişan hamuru beceremeyen usta. Alsan bunu da yok tat. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Alişan şunu tamam. Elinde eldiven var. Bir yağlarsan sevinirim. Hepsini atayım mı? Ya şimdi hepsini değil her kata yapacağız. Ona göre yedir yani çok fazla o çok oldu ya. Elinle her kata bırak. Yapacağız ya diyor. Elinle ha. Hafifçe dibine ha. Sür. Dibine abartma. Sür. Ay çok dibine sür. Bir tane çıktı çünkü. En sevdiğim bir şeydir ya. Şimdi bu güvecimizi yağlamak. Parçalansa da çok mühim değil. İstediğim tamam. Kadar yağ tamam, yiyebilirim. Tamam. Şimdi bunu parçalayıp da şöyle kenarlarını her tarafına i̇şte yedireceksin. Çağla'nın yaptığı hamurun evet, hali bir, işte. Ya tek şey var. Çağla şurası ince burası kalın. Her ha anladım. Eşit. Ama ikinci mi iyi? O ilk denememde. Evet, güzel. Şimdi bunun üstüne yağ mı dökeceğiz? İstersek bak burada hazır şunlar var ya şunlardan bunun üstüne yağ mı dökeceğiz yine? Yağ dur. Önce yağ koyacaksın ama şunu bir eşit bir şekilde dağıt içine. Harcımız var. Harcımız yetişmedi. Dur. Harcımı ben bir kavurayım. Kıymamı attım. Soğanlarla birlikte kıymalar bir kavrulsun. Ondan sonra harcımızı üstüne dökeceğiz. Şu maydanozu da bir ara bir şuradan ince kıyarsanız harcın içine. Hayır affedersin sen ne işe yarıyorsun onu anlamadım. Ben tarif veriyorum abi. Sen buraya ne işe giriyorsun? Ben şefim abi. Ben yemek şef, nasıl şefsin? Biz şey miyiz? Öyle. Tabii. Biz de şef altıyız. Şef adam artık yemek yapmayan adammış. Ben de öğrendim artık yapmıyor. Yapmıyor bayağı bize yaptırıyor. Evet, bayağı size yaptırıyor. Oradan diyor maydanozları doğrayın. Oradan diyor soğanları doğrayın. Hamuru açın bilmem ne yapın. Ben de tarif edeyim. Ha bir de böyle şey bir dünya yok. Özgür şef böyle bir dünya yok. Ver. Ha bir de kızıyor değil mi? Fırça atıyor o da iyiymiş. Böyle bir dünya yok. Vallahi.
Ben ne zaman uyanırsınız diye bekliyordum ama. Şefliğim burada geçmez. Biz çoktan uyandık da sesimiz çıkarmıyor zayıf olmasın diye. Aa olmadı şimdi. Lütfen. Burası mutfak benim lütfen. Çatalı alayım. Ne yapacağız şimdi? Üstüne söyle çabuk. 5 şimdi, dakika kaldı. Şu hemen harcımız aslında şurada harcımız var ya. Harcımızdan da döksene. Ama şunu şöyle dağıt abi. Dağıt, abi dağılmıyor işte. Dağıt, Çağla yapmış hamuru dağılmıyor. Ya burada yürü var. Git Allah şuraları aşkına. Kapat. Şey ya. Yani şey mi yiyeceğiz? Güvecin kendisini mi yiyeceğiz? Çağla'nın yaptığı hamur bu kadar olur işte. Şimdi dağıtıyoruz abi şöyle. Evet. Kıymamızı da. Ver. Evet. Al. Şunu da atalım. Tereyağımızı at. Dur bekle. Ay. Pişmişler var onun içinde. Bekle. Tamam dur hepsini de koyma biter sonra kıymamız. Bu baya böyle lazanya tadında bir şey mi? Aynen. Üstüne tekrar. Tekrar. Şey yapacağız. Şunları alalım. Al bunları. Hayır hayır. Vay 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 vay. Neyin artısındasın? Neyin artısındasın? Yapma. Devam devam incel incel. Yapma şey yapmıyorsun ya. Bakar mısın şuna? Neyin artısını yapıyorsun? Kim artısı yapıyor? Yapıyorum. Hamuru açıyorum, inceltiyorum. Senin haberin yok şu anda. Üst üste değil Alişan. Yan yana. Tamam abi yan yana. Yan yana. Evet. Evet. Koyuyorsun. Ama düzgün diz ya. Çok paçavra gibi dizdin sen onu. Ya çekil Alişan. Çekil hiçbir şey beceremiyorsun. Şu şurada dursun çıkınca. Güzel incelttim bunu tamam. Evet paçavra gibi dizme. Şimdi onun içine üstüne yine bir tereyağımızı atalım. Çık oradan tereyağı yapacağız. Dün tereyağımızı nasıl yapmıştı usta bak şu fazlalıkları. Heh. Kenarları. İçine de kıvırabilirsin. Bak elini kesme. Tereyağı. Acıma tereyağını. Bol 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 bol. Bu doğal dur, tereyağı. Dur dur tereyağı koyalım. Dur. Şimdi onu harcımızdan. Harcımızdan. Dur. Yemin ediyorum şimdi, bu yemeği yiyen 6 ay yaşar. Bak size. Size. Var. Eğer sevmediğiniz birileri varsa bu yemeği yeriz. Bunu yollayalım. Çok lezzetli hepsini. Yemek bu. Bu yemeği yiyen 6 ay anca yaşar. Çok lezzetli. Az oldu. Yalnız malzemeden şey çalmışsın. Az oldu kıyması buranın. Daha bol olmaz. Burada kıyma lazım. Kavuruyorum ben. Lezzetine laf yok. Lezzetine laf yok. Şimdi bunu peki. Niye gayet hijyenik bir ortamda yaptık? Ne var? Çok. Ne var ya? Yemin ederim Uğur Dündar gelse bizi mutfağa katar. O kadar hijyeniyiz. Evet. Merda hani oklava olmayınca yapacak bir şey yok. Şuraya ayırmıştım ama ne oldu bilmiyorum. Evet. Benim hamur kalın mı oldu biraz? O yüzden mi vermiyorsun? O şişecek onu? Daha. Ha biraz daha evet, şişecek. Daha şişecek. Mesele değil. Yaklaşık 10 dakika kadar pişmesi lazım. Çünkü elle açtığımız hamur. Bunu yufkayla yapamaz mıyız? Yufkayla olmaz. Oldu. Senin hamur böyle bir kendini yumurtalı bıraktı böyle olacak. Bir şey yaptı. Yumurtalı hamur olacak. Ay. Evet devam ediyoruz. Güzel bir lazanya devam ediyoruz da bayağı program bitmek üzere biliyorsun. Sen şuradan biberleri başlar mısın doğramaya? Ne yapayım? Çünkü harcımız bitmedi. Çünkü 10 dakika kadar haşlanması İnce lazım. İnce mi doğrayayım? Nasıl doğrayayım? Şurasını alıyorsun. Bak şöyle alıyorsun biberimizi. Yandın mı? Elim yandı. Bir şey olmaz. Şurayı alıyorsun. Şuradan iki dakika kaldı. İki dakika kaldı hızlan. E tamam o zaman atalım bunu şeye. Üstünü kapatıp fırına atalım. Açıkta kaldı yok mu başka? Dur geliyor. İnce ince böyle doğruyor. Ama yalnız çok acıymış haberin olsun. Fazla doğrama. 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz bunu. Ondan sonra da servis edeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Atabiliriz. At onu fırına. At fırına şöyle üzeri kızarsın biz bir tane daha yapalım. Bunun üzerine kaşar peyniri koysak güzel olurdu. Şimdi onun o da başka bir şey olacak. Beşamel sos yapıp her katın arasına at. Sıcak mı? Korkma bir şey olmaz. Her tarafı un oldu. 200 derecede. Yo yemek yap. Fırın tepsisinin altına bu hamurumuzu koyuyoruz. Arasına beşamel sos, rende kaşar. Ondan sonra bol soğanla kavurduğumuz kıymamız, içine birazcık biber salçası. Artık koyabilirim biber salçası. Yağlama ama aslında bir çeşit ev makarnası, lazanya evet, yani. Evet, aynen öyle. Orada isim olmadığı için yağlama dedik geçtik. Evet, devam et. Ver buraya. Verim mi? Ver. Evet. Hemen oradan bir fırın tepsi çıkartsan devam edelim. Bu arada izleyicilerimize söyleyelim. Pazartesi günü Deniz Seki bizlerle birlikte olacak. Kardeşiyle birlikte Serkan'la birlikte. En sevilen şarkılarını söyleyecek evet, her zaman olduğu gibi. Çok güzel merakla şarkı bekliyoruz şarkı kendisini. Evet. Heyecanlıyız pazartesi için. Evet pazartesi gerçekten güzel bir ses Deniz Seki ve şarkıları çok güzel. İstek şarkılarınızı da bize yazıp yollayabilirsiniz. Deniz Seki sizler için söyleyecek efendim. Ama biz şimdi reklama gidiyoruz. Sonrasında yine birlikteyiz. Hayat insanı bir tuhaf yapıyor. Her şey dahilde sürprizler devam ediyor. Hadi bakalım başla yeniden aç sayfayı beyaz. İşte pazartesi gününün bombası. Bin bir maske ve bin bir duyguda karmaşa.
Pop'un yumuşacık sesli kraliçesi Her Şey Dahil'in canlı yayın konuğu oluyor. Şimdi boyunlar bükük, omuzlar da birik, herkes kendi yolunda. Muhteşem yorumu, muhteşem şarkıları, sürpriz açıklamaları ve yepyeni heyecanlarıyla Deniz Seki geliyor. Kimsenin hayalleri hayal olmasın, herkesin hayali gerçek olsun. Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de. Efendim, bu haftalıkta bizden bu kadar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Her Şey Dahil'de. Unutmayın, pazartesi Deniz Seki bizlerle birlikte olacak. Muhteşem şarkılarıyla aynen coşacağız. Hep beraber pazartesi günü ekranlarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.